Bakın, şimdi sel oldu, pandemi oldu, İBAN verdiler. Şahsın miktarı önemli değil. Kampanyayı başlatacak ilk açıklamayı ben yaptım. Dedim ki benden şu kadar para verdik. Bu millet verdi. Şimdi şu anda 5 maaş alanların, 10 maaş alanların, bakan yardımcısının 350 bin lira maaş aldı. Yeni atadıkları bakan Ebu Bekir'in, Tarım Bakan Yardımcısının 3 maaş aldı. Eşinin 3 maaş, 2 maaş aldığı bakan yardımcıların olduğu, bakan yardımcılarının yandaşlarını ballı maaşlara getirdiği bir ülkede herkesin yediğinin önünde, yemediğinin arkasında olduğu bir sarayda hiç kimse sabır etmiyor. Bu sabır sadece fakirler mi edecek? Bu sabrı sadece millet mi edecek? Bu memleketin kaymağını yiyen, bu milletin anasına küfreden beşli çete sabretmeyecek mi? Allah sabrı sadece fakirlere mi hak kıldı, helal kıldı? Zenginler sabretmeyecek mi? 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alanlar sabretmeyecek mi? 90 milyar vergi borcu silinenler sabretmeyecek mi? Bu memlekette kocasının şirketinden bakanlığına sahte çürük mal satanlar sabretmeyecek mi? Tam model arabalara binen, çantaları 50 bin dolar olan, üstündeki elbisesi 100 bin lira olanlar sabretmeyecek mi? Lüks sofralarda, lüks otel odalarında sahur verenler sabretmeyecek mi? Bu sabır hem fakire mi mahsus? Bu sabır hem Türk milletine mi mahsus? Suriyelilere çeyiz yardımı yapıp Güneydoğu'da Şırnaklı'ya, Tunceli'ye, Banlı'ya, Ordulu'ya, Giresunlu'ya bu vatanın evladına çeyiz yardımı yapmayanlar sabretmeyecek mi? Bu sabır hem Türk milletine mi? Bu nasıl bir anlayış? Efendim neymiş? Bugün ekmek bulamamışız ama yarın bulurmuşuz. Yeter ki vatan gitmesin. Kim vatanın gitmesini istiyor? Hangi şerefsiz vatanı bölmek istiyor? Hangi hain vatanı bölmek istiyor? Hangi parti vatanı bölmek istiyor? Efendim HDP var orada. HDP varsa o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'li meclis başkan vekili görev yaparken meclisi terk edin bir kere. Konuşmayın o mecliste. Protest edin o zaman. Arkanızı dönüp çıkın gidin o zaman. Ama öyle yok. Orada beraber oturacaksınız. Ama tutup milleti bölme parçalamaya gelince PKK'lı, FETÖ'cü, illet, zillet. Aman efendim neymiş? Aman dikkat edelim. Bunlar reisi yıkmak için bir araya gelmişler. Bu altı partinin tek görevi varmış. Nasıl Abdülhamit Han'ı yıkmışlarsa şimdi de reisi yıkmaya çalışıyorlarmış. Hayırdır ya? Abdülhamit Han padişahtı. Abdülhamit Han kraldı. Demokrasiyle gelmedi. Babadan oğula geçen bir sistemin bir halkasıydı. Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında seçimle geldi. Eğer bu memlekette seçimler olacak ve Recep Tayyip Erdoğan'ı millet gönderecekse tabii ki gidecek. Bundan doğal ne var? Yok yok. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmaya geldiler. Hatta bunlar öyle bir birleştiler ki Recep Tayyip Erdoğan'ı yok edecekler. Recep Tayyip Erdoğan'ı yiyecekler. Hayırdır, kim kimi yiyor ya? Kim kimi yiyor? Sandığa gideceğiz. Millet ne karar verirse o karara uyacağız, başımız üstü diyeceğiz. Efendim öyle demeyin diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan giderse vatan batar. Recep Tayyip Erdoğan giderse devlet çöker. Yahu yapmayın. Bu cumhuriyetin kurucusu mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Mustafa Kemal ölür ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşar, yaşayacaktır diyor. Mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk gitti. Bu cumhuriyet batmadı, yıkılmadı da. Bu cumhuriyetin fabrikalarını satanlar, bu cumhuriyetin köprülerini satanlar gidince mi bu cumhuriyet batacak? Bırakın bu işleri. Bu cumhuriyet 1000 yıl, 2000 yıl devam edecektir. Mavi gözlü dev adamın Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri bir nesil, bir cumhuriyet gençliği bu cumhuriyete ilerlemez sahip çıkacaktır. Bunu demagojiyle, hamasetle süslemenin bir anlamı yok. Biz diyoruz ki memlekette açlık var. Biz diyoruz ki memlekette enflasyon var.
Bakın bu memleketin çocuklarına sahip çıkmazsanız beka olmaz. Size bir ilginç bir konu aktaracağım. Cevahir Bey, son bir buçuk dakikam, ne olur toplayalım. Tabii, Ukrayna'daki savaştan 4000 öğrenci Türkiye'ye geldi. Kimisi 20 gün sonra, kimisi 50 gün sonra mezun olacak çocuklar da var aralarında. Suriye'de 5500 öğrenciye lise diploması var mı yok mu sormaksızın yatay geçiş hakkı veren YÖK, bu çocuklara yatay geçiş hakkında zorluk çıkarttı. Ukrayna'dan gelen Ukraynalı öğrencilere yatay geçiş hakkı verdiler ama 4000 vatan evladına, bu ülkenin çocuğuna siz gittiniz orada parayla okuyorsunuz dediniz. Şimdi savaş çıktı, o bahaneyle üniversiteye gireceksiniz. Yok öyle yağma. Hayırdır bu çocuklar Putin'e telefon açtı da savaş çıkar biz de Türkiye'ye gidelim de okula mı devam edelim dediler. Bir savaş çıktı, 4000 çocuk mağdur oldu. Şimdi bu çocuklar yatay geçiş için müracaat ediyorlar. Tuğba Hanım, Hüseyin Bey, hepsine red veriyorlar, red. Bunlar bu vatanın evladı, bu ülkenin çocukları. Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. 84 milyonun cumhurbaşkanısın. Suriye'ye sahip çıkıyorsun. Afganlı'ya sahip çıkıyorsun. Pakistanlı'ya sahip çıkıyorsun. Buna da ensar diyorsun. Ama bu vatanın öz evlatları, bu ülkenin çocukları Ukrayna'dan gelmiş. Senin YÖK başkanın bunlara zulmediyor. Bunları okullara kaydetmiyorlar. Yazık, günah değil mi? Dolayısıyla bunun hesabını verecekler ve bu da seçimle olacak. Ekonomi dipte. Ekonomi çöktü. Bunu AKP Kayseri milletvekili Hülya Nergis de bugün söyledi. Sayın Bahçeli bize çemkirip bize laf söyleyeceğine, bize hakaret edeceğine Hülya Nergis'e laf söylesin. AKP milletvekili, Kayseri milletvekili Hülya Nergis, ülke yangın yerine dönmüştür dedi. Dolayısıyla 82 milyon, 84 milyonluk ülkede 50 milyon nüfusa sahip Millet İttifakı'nın mensuplarına ne olursunuz hakaret etmeyin. Mübarek Ramazan ayında Allah rızası için yalvarıyorum. Bu Millet İttifakı'nın mensupları da alnı secdeye gelen, oruç tutup duasını eden Atatürk aşığı, vatan sevdalısı insanlar. Ne olur birbirimizi böylesine düşmanca kamplara ayırmayalım, bölmeyelim, parçalamayalım. Peki. Bu cumhuriyeti doğrudur. Atın dışkısındaki arpayı temizleyip çorba yaparak kurdular. Bu cumhuriyeti her zaman koruyacağız ve kollayacağız. Ama bu cumhuriyeti savunan insanlara da lütfen hakaret etmeyelim. Bu vatan bizim, bu vatandan başka vatanımız yok. Vatanımıza sahip çıkalım, Millet İttifakı'na güvenelim. Biz Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanım Gültekin Uysal'la birlikte 6 partinin alacağı karara son olarak bunu söylüyorum. Tamam. Sonuna kadar uyacağız. Biz millet için varız. Biz Milletin İttifakı için varız. Biz Cumhuriyet için varız. Adalet ve özgürlük için varız. Teşekkür ederiz Cemal Bey. Teşekkür ederiz.